Evet arkadaşlar, bu bölümde kazanım 67'de tren tünel tarzında sorularla ilgileneceğiz. İlk sorumuzu okuyarak başlayalım. Saatteki hızı 120 km bölü saat olan 80 metre uzunluğundaki bir tren 220 metre uzunluğundaki tüneli kaç saniyede geçer? Şöyle bir tren çizeceğim ilk etapta. Bir anlayalım istiyoruz. Tren önemli oluyor anlama için. Bunun hızı bir kere 120. Şurada bir tane neyimiz var? Tünelimiz var. Böyle. Bunun boyu da 220 ve bunun boyu da 80 metre. Şimdi trenin tüneli geçme olayı son vagonun son kısmının da tünelden çıkması anlamına geliyor. Bu olay şöyle gerçekleşiyor aslında. Şu önde bir lamba düşünelim. Hani trenin önünü aydınlatan bir lambamız var. Bu lamba ta buraya gelince ne olacak? Bu olay gerçekleşmiş olacak. Aslında bu lambanın aldığı yola bakarsak şurası yapıyor. Zaten burası 80 olduğu için burada 80 olduğundan bu lambanın aldığı yol topladık 300 metre olmalı. Ve bu lambanın hızı da yine tren hızıyla aynı. Şimdi zaman burada saniye olduğu için 120 kilometrede neye döndürmeliyiz? Metre cinsinden ilerlememiz gerekiyor. 3600 saniye değil midir bir saat? 3600 saniyede 120 bin metre yol alabiliyor bu lamba. Peki ne kadar saniyede, ilk saniye diyeceğim ona, 300 metre yol alır diye bir basit orantı kurarak halledelim. Elimizden geldiğince sadece şurada iki sıfırı gönderdim. Şunlarla gittim. Şu iki sıfırı şunlarla gönderdim. Tamam. Başka. Hatta şu üçle de bunu gönderip burada 4 bırakabilirim. Daha da sadeleştirmeyeyim. 4x eşittir 36 kaldı. X de buradan 9 çıktı. Demek ki 9 saniyede bu olay gerçekleşiyor. Peki geçeceğiz. Saatteki hızı 144 km olan bir tren elektrik direğinin yanından 5 saniyede geçtiğine göre 600 metrelik uzunluktaki tünelden kaç saniyede geçer demiş bize. Burada şöyle bir elektrik direği falan çizeyim. Elektrik direği olsun. Direkt. Burada bir tane trenimiz var. Şimdi geçme olayı nedir? Bir elektrik direğini. Elektrik direğin kalınlığı sıfır kabul edilir. Onu söyleyeyim. Bizim şimdi neyi bulmamız lazım? Bir bakıyorum. Trenin uzunluğu verilmemiş. Bunu bilmiyoruz. X diyelim. Lamba şuradan şuraya gidecek. O zaman X yol alacak. Şu yolu alıyor. Tabii saatlik hızda 144 kilometre. Demek ki 3600 saniyede 144 bin metre yol alabiliyor. Ve 5 saniyede geçiyor diyor. O zaman 5 saniyede ne kadar geçer deyip X diyeceğiz. Bu yolu geçiyor. Evet, şöyle sadeleştirelim. İkişer sıfır gönderelim. Hatta 36 ile 144'ü de sadeleştirebilirim. Burada 4 kalır. Değil mi? O zaman x buradan ne gelecektir? 40 oradan, 5 de buradan 200. Demek ki bu trenin uzunluğu 200 ama cevap 2. Bu değil. Bizim derdimiz farklı. 600 metre uzunluğundaki tünelden kaç saniyede geçer diyor. Şöyle yapalım mı? Şimdi aslında 200 metrelik bir mesafeyi 5 saniyede geçtiyse 600 bir de kendi uzunluğu da var ya 600 artı 200 yapacağız. Çünkü trenle tünel ilişkisinde ikisinin toplam boyu alınıyordu. O zaman 800 metreyi ne kadar zamanda geçer diye düşüneceğiz. Buradan şunları sadeleştirdiğimiz zaman 4 kapla çarpım yaptığımızda da 20 saniye çıkar. Cevabımız C olur. Saatteki hız 90 km olan bir tren 200 metre uzunluğundaki bir köprüyü 10 saniyede geçiyormuş. Bizim yapacağız. Bizim niye öyle bir oldu? Tamam. Trenimiz. Tabii olay pekiştikten sonra zaten bunları hani sınav anında direkt dörtgenimsi şeylerle de halledebilirsin ya da hiç çizmeyebilirsin. Ama öğrenme aşamasında kadar hızlı davranmamak gerektiğini ben. Peki. Bizim bu neyimiz şimdi? Tünelimiz. Bir bakacaktım ben. Köprüymüş bu arada.
Pardon. Ya çok da önemli bir şey olsun. Adı ne? Tünel olsun. 100 metre uzunluğundaymış bu tünelin uzunluğu ve 10 saniyede geçiyormuş. Yani buradan buraya. Evet. Buraya. Bu uzunluğu biz tabii bilmiyoruz, tünel uzunluğu. Buna x diyelim. Şu yol aslında nedir? X artı 200'dür. Ve bu ne kadar zamanda geçiliyormuş? 10 saniyede geçiliyormuş. Peki hıza bakalım. Hıza göre ne diyeceğim? 3600 saniyede 90 bin metre, 90 bin metre gidiliyor. Bu onu söylüyor bize. Tamam, sadeleştirme yapmaya başlayalım. Şöyle iki sıfırı gönderdim. Daha da giden şu an görmüyorum. Evet, çapraz çarpımı yapalım. Değerler biraz büyük geldi ama halledebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi nasıl yapalım? Orada 10 saniye durumumuz var değil mi? Evet. 36 aslında şunu da yapabilirdik ya. Ben 36 ile 90'ı sadeleştirebilirim. Bunu 9'a bölsem 4. Bunu 9'a bölsem zaten burada 100 kalıyor. Evet. Bunu 2'ye bölsem 5. Burada 2 kalıyor. Tamam, gerisini getirdim. 2x artı 400. Buradan 500 yaptı. Buradan 2x eşittir 100. X eşittir de ne geldi? 50 geldi. Evet. Sadeleştirme kısmında biraz tereddüt ettim ama önemli değil. Sayılar büyük olduğu için sadeleştirme yapmak iyidir. Boyları 40 metre ve 50 metre olan iki tren saatte 72 km ve 90 km hızla birbirine doğru hareket ediyorlar. Birbirlerini kaç saniyede geçerler? Burada böyle şekil çizeyim de üzerinden konuşalım. Bu yavaş tren, bu da hızlı tren gibi olsun. Bu tarafa doğru gidiyor, bu da bu tarafa doğru gidiyor. Birbirine doğru hareket ediyor çünkü. Sonrasında bunun hızı 40, bakayım ya, hayır 72, bununki 90. Şimdi ben bağ hızdan çözeceğim bu soruyu. Bunu sıfıra indirdim. Birbirine doğru hareket ettiği için hızları toplamak gerekiyor. O zaman bunun hızı 162. Yani bu 162 kilometre hızla sola doğru gidiyormuş gibi göreceğiz. Bu da duran bir nesne haline dönüştü. Ve bunun boyu da nedir? 40'tır. Bu da 50. O halde şöyle gerçekleşmesi lazım. Geçme anının olabilmesi için. Şu lambanın ta buradan buraya gitmesi lazım. Yani buraya 50. Demek ki 90 metre yol alabilmeli. Evet. 3600 saniyede 162 bin yol alıyorsa hızı çünkü bu. Ne kadar saniyede 100 kaçtı o? 90, toplamı 90 metre yol alır diyeceğiz. Evet, sıfırları sadeleştiriyorum. Şunları da şöyle gönderdim. 9'u şu 162 ile 9'a böldüm. Bu şimdi 81 çarpı 2 18 kaldı o zaman. Evet, bunlar da gider, hatta burada 2 kaldı. Evet, hiçbir şey kalmadı geriye. Demek ki t eşittir nedir? 2 saniyedir. Cevabım B şıkkı.